Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, Saffat suresi 124. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Biz hani gale dedi veyahut demişti li kavmihi kavmine ele tettekun. Yani korkmuyor musunuz? Korkmaz mısınız? Sakınmaz mısınız? Ya da Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirmez misiniz? Anlamında Hazreti İlyas Efendimiz kavmine bu şekilde söylüyor. When he said to his people, o diyor kavmine dediğinde diyor. Will you not fear Allah? Yani Allah'tan korkmaz mısınız? Bu günlük İngilizce'de daha çok won't you fear Allah? Ya da bazı kitaplarda bu şekilde geçtiğini görmek mümkün. Evet. Etedu'une. Etedu'une, dua etmek veyahut çağırmak, yalvarmak diyebiliriz. Be'alen, bu Bal isminde bir kut, ona mı tapıyorsunuz? Ve tezerune, terk ediyorsunuz. Ehsenel halakîn, en güzel yaratıcıyı terk ediyorsunuz dedi Hazreti İlyas Efendimiz kavmine bu şekilde söylüyor. Veli kol apın çağırmak, seslenmek yani dua etmek. Bal ve bununla ilgili balla ilgili şöyle parantez içerisinde bilgi var. A well known idol yani iyi bilinen bir put of his nation kavminin whom the anlamında they used to worship onların ibadet ettikleri, dua ettikleri kavminin iyi bilinen bir putu idi. And forsake, terk etmek anlamında the best of creators. Yani yaratıcıların en güzelini terk mi ediyorsun? Aslında burada ahsenel halikin ifadesi, en güzel yaratıcı. Tabii yaratıcıların en güzeli demek doğru olur mu? Çünkü başka yaratan var mıdır? Olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu çeviri en güzel yaratıcıyı şeklinde olsa daha güzel olur. Evet, Allah Rabbekum sizin Rabbiniz ve Rabbe ve Rabbi ebeikumul evvelin. Yani burada terk edilen şey bir önceki soru devam ediyor burada aslında. Şu ehsenel halikine dedikten sonra Allah'a. Yani Allah burada nesne durumunda olunca cümlenin nesnesi durumunda Allah'e yani Allah'ı mı terk ediyorsunuz şu şekilde ve tezerun Allah Allah'ı mı terk ediyorsunuz? Burada birincisi ahsenel halikin derken en güzel yaratıcı ve devam ediyor. Sizin Rabbiniz Allah'a Rabbekum. Bakınız Rabbe ifadesi Allah'ın sıfatı durumunda olduğu için aynı şekilde o da e ile devam ediyor. Ve Rabbe yine Rabbi ebeikumul evvelin. Sizden önceki atalarınızın, babalarınızın Rabbi olan Allah'ı mı terk ediyorsun? Allah your Lord, sizin Rabbiniz and the Lord of your father, your forefathers ve sizin atalarınızın Rabbini mi terk ediyorsunuz diye yukarıyla şu forsake'le burayı da bağlıyoruz. Bu yüzden burada soru var. Ve bunun ardından ya da bunu ama diye çevirmek de mümkün. Çünkü İngilizcesinde ama diye geçmiş. Bu yüzden bunun ardından şeklinde de çevrilebilir. Burada kezde buhu onu yalanladılar. Yine fe var. Bu yüzden innehum şüphesiz onlar le muhtarun hazır olan kimseler. Yani cezaya karşı hazır bir vaziyette bekleyecek kimseler. But they denied him ama onlar inkar ettiler. Kimi? İlyas. So they will certainly muhakkak be brought forth. Yani bu brought forth ifadesi anlamsal olarak nedir? Getirilmek anlamında. Halbuki muhtarun ifadesi hazır bulundurulacak kimseler anlamındadır. To the punishment. Yani ceza için öne doğru çıkarılacak, hazır bulunacak kimselerdir. Peki hariç kimseler var mı burada? İlle hariç
İbadallahi, Allah'ın kulları, el-muhlasin, yani Allah'ın ihlaslı, seçilmiş kulları. Burada muhlasin ifadesi, İngilizce'de daha çok seçilmiş olarak geçiyor. Ama gönülden, samimiyetle, halis bir şekilde Allah'a bağlanan kullar diyebiliriz. Except the chosen slaves of Allah, yani Allah'ın seçilmiş kulları hariç. Yani bu kullar da ona karşı sorumluluklarını yerine getiren kullar. Evet, ve terak ne? Terak ne? Bıraktık, terk ettik. Yine aynı ayet-i kerime, daha önce geçen aleyhi, hatta Hazreti Musa ve Harun Efendilerimiz için aleyhime diye olmuş bu ayet-i kerime. Fil akirin, sonrakilerin arasında biz ona bıraktık. Burada güzel bir hatırlanma bıraktık şeklinde. And we left for him, onun için, yani Hazreti İlyas Efendimiz için a good remembrance, iyi bir hatırlanma among the later generations, sonraki nesillerin arasında güzel bir hatırlanma bıraktık. Selamun, selam olsun ale, üzerine İlyasin. Bu İlyasin yine İlyas'a. Yukarıda İlyas'e diye geçiyordu. Burada ise nedir? İlyasin şeklinde geçiyor. Orada şurada hemen bakalım. Bakınız. İlyas'e diye geçiyordu. İnne İlyas'e. Bu da bu ismin cümle içerisindeki konumuyla alakalı diyebiliriz. Evet, yani burada da Hazreti İlyas Efendimiz'den bahsediyor. Evet, İlyas'a selam olsun. Selam, peace. Dün selam üzerine konuşmuştuk. Peace, yani barış, huzur, bundan da öte güvenlik, esenlik gibi hatta daha farklı anlamların yükleneceği ifadeler olabilir. Tabii olumlu anlamda. Be upon İlyas'in, Elias. İlyas'a selam olsun diye buyuruyor Rabbimiz. İnne, şu inne olunca şüphesiz biz, ke gibi, zelke bu. Bunun gibi nedzi, cezalandırırız. Ama aynı zamanda ardındaki isme bakıyoruz. Eğer burası olumlu bir ifade ise, el-muhsinin, iyilik yapanlar olduğu için biz diyoruz ki, o zaman mükafatlandırırız. Yani bu kelime cezalandırmak anlamında da kullanılıyor, mükafatlandırmak anlamında da kullanılıyor. Evet, biz iyilik edenleri bu şekilde mükafatlandırırız. Verily, doğrusu, thus, bu şekilde, bunun gibi, do the reward, the muhsinin, biz muhsinleri, burada bir vurgulu ifade, yani do the reward derken, hatta devrik bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Muhsin kimseleri bu şekilde ne yaparız? Mükafatlandırırız. Good doers, yani iyilik edenleri, aynı zamanda who an end demek, who perform, sergileyen, good deeds, amellik, iyilik eden, totally for Allah's sake only, sadece Allah'ın hatrı için, Allah'ın hatrı için iyilik yapan kimseleri, tamamıyla Allah'ın rızası için iyilik yapan kimseleri bu şekilde mükafatlandırır. İnnehu, şüphesiz o, min danden ibadinel müminin, ibadine kullarımızdan, tabi minle beraber, el müminin, o bizim mümin kullarımızdandır. Verily, doğrusu, he was, tabi bu was oluşunun sebebi geçmişte yaşadığı için Hazreti İlyas Efendimiz o şekilde was one of our believing slaves. Yani o bizim nedir? İman eden kullarımızdandır. Slave kelimesi normalde köle olarak kullanılıyor ama Kur'an-ı Kerim'de daha çok nedir? Kul anlamında. Ve inne şüphesiz Lut'an, Lut, Hazreti Lut Efendimiz'den bahsediyor. Leminel Murselin, Hazreti Lut yine bir peygamberlerden biriydi. And verily, Lut, İngilizce'de şu şekilde Lot şeklinde geçiyor. Was one of the messengers, peygamberlerden biriydi. Evet, is hani necceynehu, biz onu kurtarmıştık. Ve ehlehu, onun ailesini, ecmain,
yani ailesinin hepsini, tamamını, bu ecmain ifadesi cema kelimesinden geliyor. Yani toplamak anlamında. Tabii cuma kelimesi falan da buradan geliyor diyebiliriz. Biz onu ve ailesini hep beraber kurtarmıştık. When we saved him. Aslında burada şunu çevirirken is hani kurtarmıştık diye Türkçe'ye böyle çeviriyoruz ama burada direkt kurtardığımızda gibi. When we saved him, onu and his family, all, ailesinin tamamını kurtardığımızda. Tabii ille diyerek bir not söz konusu burada. İlle acuzen, yani o yaşlı kadın. Fil gabirin, geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın haricinde. Burada acuzen ifadesi nesne durumunda olduğu için acuzen oluyor. Neceynehu, hani onu kurtardık ve ehlehu, bakınız ehle derken yine e'li bitiyor. Acuzen de yaşlı kadın anlamında. Burada mesela hu'dan dolayı önünde el olmuyor. Yani hu onun ailesi demek zaten. El ne yapıyordu? Belirginlik katıyor. O zaman onun ailesi zaten belirgin görevinde olduğu için önünde bir el olmuyor. Burada da acuzen önünde el olmadığı için acuze değil de acuzen şeklinde bitiyor. Evet, Fillogabirin geride kalanlar içerisindeki eşini, yani o yaşlı kadını hariç. Yaşlı kadın hariç. Except an old woman. Yaşlı bir kadın hariç. His wife. Orada parantez içerisinde eşi diyor. Who was among. Buradaki who'nun anlamı an anlamında. Who was among those. Arasında olan. Yine who. Yine an. Who remained behind. Geride kalanların arasında olan yaşlı kadın haricinde onu ve ailesini kurtarmıştı. Evet, burada maalesef Hazreti Lut Efendimiz'e onun mücadelesi bir sapkınlığa karşı bir mücadele veriyordu. Allah'ın emriyle eşi onu desteklemedi. Nasip olmayınca olmayabiliyor. Bu noktada da bizim aslında buradan ibret almamız lazım. Yani herhangi birimizin kardeşi, herhangi birimizin babası, herhangi birimizin oğlu, herhangi birimizin yakında çok sevdiği bir arkadaşı iman ehli olabilir. Onun imanı onadır. Ona destek vermek ancak onunla beraber çalışmakla olur. Yani onun bulunduğu, öğrendiği, onun bulunduğu ortamda bulunup öğrendiği şeyleri öğrenmeye çalışıp hata yapıyorsa din konusunda onu uyarmakla onun gelişimine katkı sağlamakla olur. Onun ötesinde şimdi baktığımızda din sanki belirli kimselerin göreviymiş gibi. Hatta bazıları hoca falan diye işte ya hocam oldum, hacım oldum falan gibi konuşuyor. Halbuki şöyle bir durum söz konusu. Yani bu din herkese indirilmiştir. Müslümanların da tamamına bir sorumluluk düşmektedir. Müslümanların içerisinde bile maalesef işte gel de bir Kur'an oku şurada falan. Yani Kur'an sadece cenazelerde okunan ya da işte herhangi bir merasim öncesinde bir Fatiha ya da başka bir kısa sure, bir aşır okunacak bir kitapmış gibi değerlendirilmeye başlandı maalesef son dönemlerde. Hatta okunan kitaptan kimsenin bir şey anlamadığı bir durum da oluşabiliyor bazen. Allah korusun. Bu noktada Müslümanların hepsine düşen bir sorumluluk var. Müslüman kitabını, Kur'an'ını öğrenmelidir. Başkasının öğrendiklerinin kendisine bir katkısı olmaz. Ve onu da gücünün yettiği oranda desteklemelidir. Biz maalesef böyle herhangi bir yerde amin denildiğinde amin demeyi çok iyi biliyoruz. Ya da Kur'an-ı Kerim okunduğunda el açıp dua etmeyi falan biliyoruz. Ama neye amin dediğimizi maalesef bilemeyen bir topluluk haline geldik. Bu sadece burada değil, aynı zamanda Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, dünyanın farklı ülkelerinde Müslümanlar da bu şekilde din yaşar halde Rabbim her birimize uyanış nasip etsin. Sonra bir de şunun sıkıntısını yaşıyoruz Müslümanlar olarak. Bu halimizde hata yaptığımızda, aa işte İslam dini böyle falan gibi
bizim sorumluluklarımızı da dine de yüklemeye başlıyoruz. Çünkü bilmeden yapılan amellerin de Müslümanca olmasının yani çok da ihtimali yok. O yüzden bilerek, öğrenerek, her geçen gün üzerine katarak ve çorumuzla, çocuğumuzla bunun mücadelesini vererek inşallah Rabbim bizlerden razı olur. Bu noktada hakikaten çok zor bir süreç yaşıyor. Çocuğunuza bir şey öğretmek istiyorsunuz. Etrafında kimseyi göremeyince çocuğunuz yıpranabiliyor. Ya da bizi dinleyen genç kardeşlerimiz sadece kendileri yapıyor olmanın sıkıntısını yaşıyor olabilirler. Ama dini kimse için yaşamıyoruz. Ancak ve ancak Allah rızası için yaşıyoruz. İnşallah yaşayabilenlerden olabiliriz. Bunun için özellikle dua etmek lazım. Çünkü bazen bakıyorsunuz peygamberin babası, peygamberin oğlu, peygamberin eşi o dinden nasip denememiş. İşte bunların tamamını düşünmemiz lazım ve bundan da korkmamız lazım. Ya bizim de başımıza böyle bir şey gelirse diyerek. Evet, summe daha sonra demmerne mahvettik. El eaharin, sonraki gelenleri mahvettik. Bu eaharin kelimesi de aynı şekilde. Dün konuştuğumuz mesela dün sadıkın, müminun gibi kelimelerden konuşmuştuk. Eğer özne ise el müminune, nesne ise müminin şeklinde oluyordu. Mesela şu kelime de aynı şekilde el gabirune şeklinde olur. Bu da mesela el aherune, el aherune şeklinde normalde özneyken bu şekilde olur. Nesne konumunda iken el aherin gibi oluyor. Evet. Then we destroyed, mahvettik, the rest, gerisini, the town of Sodom, Sodom ehlini, at the place of the Dead Sea, yani bu ölü denizin kıyısında, now in Palestine, yani Filistin'de ölü denizin yakınındaki ölü denizin yerinde olan, niye ölü diyorsam artık, ölü denizin yerindeki Sodom kasabasındaki geride kalanları helak ettik diye buyuruyor Rabbimiz. Ve innekum, ve şüphesiz siz letemurrune, oradan geçiyorsunuz, aleyhim musbihin, yani oradan ne yapan, böyle sabahleyin oralardan geçiyorsunuz. Bunun gecesi de var. Bir sonraki ayette oradan bahsedecek. Verily, you pass by them. Onların yanından geçiyorsunuz. In the morning, sabahleyin. Ve billeyli, ve geceleyin diyor. Bu billeyli ifadesi. Hatta Arapçada böyle billeyli ifadesi denilirken böyle billeyli, billeyli böyle çok garip bir tarzda söylenir. Öyle bir kullanımı vardır. Zar zor anlarsınız. Efele te'akilun. Bunu hiç akletmez misiniz? Hiç bu konuda tabii akıl konusu farklı anlamlarda da kullanılabilir. Bu konuda akletmez misiniz? İngilizce'de bakalım. And at night, gece diyor. Will you not then reflect? Öyleyse siz hiç düşünmez misiniz? Bu reflect'i düşünmek olarak alabiliriz. Bu şekilde. Evet, inşallah yarın Hazreti Yunus Efendimiz'e devam etmek nasip olur. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.